Evet, şimdi de 15 Mayıs'ta, 17 Mayıs'ta çekilen görüntüleri getirelim ekranlarınıza. Daha önce yayınlandı ama şu anda daha uzun uzun göreceksiniz o görüntüleri ve o görüntülerin geminin için, gemi mi diyoruz? Uzay aracını aile birlikte çok net görüyoruz. Bir de tabii Zoom'da içeride. Evet, aile beraber zaten o çok ilginç. O çok önemli. Hadi görelim bakalım. Bu ay. Bundan sonraki görüntü. Bakın burada bir dondurursak iki tane ışıklı cisim var. Hüseyin seyircilerimiz görsün diye. Soldaki üstteki ay, sağ alttaki de UFO. Bunu seyircilerimiz az sonra izleyicilerimiz çok net bir şekilde görecek. Çünkü Yalçın Bey yavaş... Önce Venüs sahibi. Ben diyecektim. Bu görüntülerde mi siz aramıştınız Hüseyin'i kamera al gel diye? Bakın Zoom'da giriyor. Evet. Venüs değilmiş meğersem, o bir fiziki formu olan, maddesel yapısı olan bir UFO. Ve çok net bir şekilde ortada bakın aslında bir bölüm var. Kenarda fark etmem ama sonra... Sol uçta da var iki silüet. Bakın yine zoom out yapıyor Yalçın Bey. Özellikle birazdan soldaki cisme de odaklanacak ve ay olduğunu izleyicilerimiz anlayacak. Bu referans noktası açısından ve cismin, yani bunun bir fotomontaj ya da maket olmadığını göstermek açısından çok çok önemli. Birazdan tekrar zoom girecek. Bu tripodta çekiliyor. Bakın yaklaşıyor. Olağanüstü bir görüntü. Yani şu anda tüm dünyada bu konuşuluyor. Çünkü biz bunun yansımanını cuma günü yaptık ve dünyaya yaydık. YouTube'da, Dailymotion'da en çok tıklanan görüntülerden biri haline geldi bir anda. Ve bütün yorumlar çok çok etkileyici. Çünkü aile birlikte alması, Yalçın Bey çok çok iyi bir iş yaptı burada. Diğer bir görüntülerin teyzini öldürdü bu şimdi. Hani dediler şey mi yaptı? Bakın burada zoom girdi, görüyorsunuz ay. Evet. Bu çok önemli. Tekrar geriye alıyor ve cisimle birlikte görüyor. Şimdi burada bütün şüphecileri ve bu konudaki ön yargıları kırmış oldu Yalçın Bey bu görüntüyle. İkisi aynı karede var mı? Ben var, tabii, tabii. Var tabii. Var. Defalarca var. Sürekli var. Evet. Dolayısıyla bu... Öbür tarafa odaklansaymışım ikisini birden görecekmişim. Daha sonra hayati ripota çarpıyor yine. Evet. Ya bu hiçbir şekilde inkar edilemeyecek. Olağanüstü şu bir görüntü. Şu alttaki yazıyı kaldırsak görebiliyor muyuz bir iki dakika? Evet bakın şimdi... Ya da full yaparsak evet tamam. Tekrar zoom girdik. Bu pause yapabilir miyiz Hüseyin Bey? Geri gelebilir miyiz Hüseyin Bey? Geri. Sanki orada bacaklarını sarkıtmış biri oturuyor gibi. Yok değil. Biraz geri alalım Hüseyin Bey. Geri derken bu kadar... Yani gelince... iki kişiyi görüyoruz orada. Yavaş yavaş. Burada iki ışıklı cisim direkt Venüs zannediyor. Geliyoruz. Burada tamam duralım. Bakın. Sol uçta. Bize göre sol ekrana bakar iki kişi daha var. İki kişi silüet var. İki silüet var. Ha. Ondan sonra bir orta var. Bir de sağa doğru gidersek iki kat tane pencere dediğimiz ya oralarda da olabilir. Yani... Anlatmak Yalçın istedim. Bey çekerken ortadakine odaklanıyor. Ben o anda oldum, sonradan fark ettim. Yani cisim yuvarlak olduğunu ve her bir pencerede bir kişinin olduğunu tahmin. Yani belki bu tahmin ediyorum 15-20 metre çapında etrafında durmuş halinde olabilirler. Bununla hepsini görebildik. Öbür zaten 2007... bu Roswell'de düşen UFO, diğer düşen UFO'lar yani bir düzine yakın kaza oldu. Hep 10-15 metre çapında araçlar ve içinde 2 ya da 3 mürettebatı, 4 mürettebatı. Bak biraz daha büyüttük burada. Yine aynı şekilde. Gemiler burada da çok net bir şekilde aile birlikte Ay'a da girip yakın varsa Ay yanında ağacı göreceğiz. Orada bir ağaç var. O ağacın izi bile belli. Çok önemli değil artık. Ağaç çünkü mı? Nerede? Ay'ın arkasında yani belli oluyor dışarıda sahil kenarında. Sahilde çektiğini. Tam olarak. Hüseyin yavaş yavaş sola doğru gidiyor. Bakın çok yoğun ışık saçıyor. Evet. Dolayısıyla burada sol tarafı görebilecek miyiz bilemiyorum. Birazdan zoom out yapacak. Orada tekrar göreceğiz. Evet. Burada yine tekrar üstte ay var. Ay'la birlikte alıyor Yalçın Bey aynı karede. Tekrar cisme odaklanacak. Sonra aya odaklanacak. Dolayısıyla bu mesafe olarak tabii tam tahmin edemiyoruz 60 ama derece dedi. Açın ufuk çizgisine göre 60 derece de onu zoom olarak bilemedim. Çok bayağı yüksek vardı. 6-7 kilometre falan tahmin ediyoruz. Çünkü elindeki teleobjektifle sen bunu 40 defa mı büyütüp tabii 100x 200 kere gidiyor. Varsa daha iyi bir kamera size bir izleyici işte, bir şey bir hani sponsor olabilir. Sponsor olmuyor. Daha
Siz bizim çağrımıza kimse kulak vermedi. Bir de siz çağrı yapın. Mirror lens'le olursa bu daha net görürüz. Bakın şimdi aya şimdi aya yaklaşırken pauz yapalım. Bizi seyrediyor. Bence evet. Memnuniyetle vereceklerdir. Onların da reklamı. Aynen. Şimdi aynen öyle. Çünkü Yalçın Bey bakın, saatlerini harcıyor buna. Biraz bakın. Daha dikkat edersen ağacı köşün ayın altında bir şey var. Ağacın yaprağı belli oluyor. Şu kamerayla bakın. Bunu bak, görüyorsak. Görebiliyorsak yeni daha büyük lenslerle çok evet. Çok daha yani... Artık göz bebeklerine kadar mirror sen lensle, içinde gireceksin. Dolayısıyla, XD ya da bir Panasonic kamera olduğu zaman, Alexander adaptörünü taktığımız zaman bu gördüğümüz cismi tam buradan kat... izleyicilerimizin arasında o tip bir makinesi olan kişilere çağrıda bulunalım. Size bir tane hediye etsinler. O eğer bir şey çekebilirseniz onları reklam edin. Zaten aynen öyle. Benim süreliğine size verirler. Çektiniz, çektiniz. Bakın bize sürekli Allah insanlar kendiler. Arıyor. Sponsor da olabiliriz yani. Sürekli insanlar arıyor ne tür bir kamera evet. Kullanalım diye soruyorlar bize. Dolayısıyla evet. Senin de söylediğin gibi... Böyle bir kamera ve lensi bize tedarik edecek arkadaşlara çok seviniriz. Evet. Çünkü biz ekibi de genişletiyoruz. Orada gözlem ekibi. Bu yaz ben de orada 2-3 ay mümkün olduğunca zaman harcayacağım. Ve i̇şte güzel... çok enteresan görüntüler çekilecektir. Çok kaliteli bir görüntü çekebiliriz. Evet. Ki bunu bu kamerayla bu şekilde çekebildikse ne mutlu. Ama mirrorless, ayna dediğimiz lensle adaptör taktığımızda artık o göz bebeğinin içine kadar gireriz yani. İnşallah bizim tamam. İzleyicilerimiz bonkördür. Şimdi birkaç kameramızdan gelir. En güzeli yani. Seçersiniz. Öyle lüzumsuz tutmak yok tamam mı? Ya da birkaç kişiye daha verirsiniz sizin şeydeki, mahalledeki, sitedeki. Evet. Belki onlar da çeker. Çünkü sizin bütün site uyanık UFO bekliyor. Yok yok. Herkes bu şimdi, ekonomiden dolayı. Şimdi bu Sirius UFO... Ha, şu anda ikisi beraber. Evet, peki bunları daha yakından, daha net gördüğümüz görüntü yok muydu? Şimdi ben geliyor. Gördüm. İşte geliyor. Zoom yaparken giriyor. Önce cisme giriyor. Daha sonra aya zoomluyor. Ve ikisini de ayrı ayrı görüyoruz. Sonra aynı karede görüyoruz. Ha, aynı kareyi diyor. Tabii hepsi aynı. Şu anda aynı karede zaten. Ama sonra daha zoom yakında. Girecek. Birine zoom girdin mi daha yakından öbürünü göremezsin. Göremezsin ki yaklaşıyorsun. Yukarıda aslında. Gördük ya biz. Ay. Tabii gördün, ayı da gördün. Birazdan evet. Göreceksin. Ben. Buna girdiği zaman zoom, o cisim yukarıda kaldığı için ikisini aynı kareye alamazsın. Tabii. Zoom'da alamazsın ama zoom'u attı alıyorsun. Bak şimdi genişe geldiği zaman... Ayı görecek. Ben, şimdi ayı. Tamam işte bunu i̇şte diyor bu. Aynen bu. Şimdi de aya zoom giriyor. Çok net bir şekilde ay olduğunu izleyicilerimiz bak, görüyor. Optikal oluyor sonra düzeltiyorum aynen. Onu tekrardan yaklaştırıyorum. Bakın geriye alıyor. Sonra da geri alıyor ki. İsim aşağıda. İsim de orada. Bu olay. Bu Sirius UFO.org'a izleyicilerimiz de lütfen başvursunlar. Eğer gözlem yaparlarsa, video kamerayla çekim yaparlarsa. Özellikle Tekirdağ, Edirne, Güzelce, Kömer, Kumburgaz... Bakırköy, Yeşilköy o bölgelerde çok yoğun bir trafik var. Özellikle de rica edelim izleyicilerimizden. Siz şu anda zaten herhalde siteniz çöktü ama bizimki de mi çöktü? Eyvah. Son birkaç haftadır çok yoğun bu kongreden dolayı da. Şimdi kongre bu hafta sonu 18'inde ve 19'da. 13'ünde 14'ünde. Cumartesi ve pazar günleri birçok önemli isim de gelecek. Tabii, tabii, dünya çapında bu konuyla ilgili çok güzel konuşmalar yapacaksınız. Konferanslar vereceksiniz. İzleyicilerimize de biz buradan tekrar duyuralım. Sizin internet sitenizden ulaşabiliyorlar. Aynen ulaşabilirler. Tamam. Kongrenin özel bir web sitesi var. Kongrede konuşmacılar ve programlar hakkında detaylı bilgi bir de şey çalışmasını beraber yapacağız. İtalyan televizyon Meksika ile daha sonra Kumburgaz'a gidilecek. O daha sonra bir gözlem yapılacak. Ha, bu konuda şunu belirteyim çünkü halktan çok böyle e-mailler geldi. Biz de gelebilir miyiz gözleme halka açık mı diye böyle bir şey yok. Halka açık değil. Bu çünkü orada televizyonlar olacak. 2-3 tane en az 20 kişi zaten olacağız. Bir de bunu halka açtık mı orada? Düşünsene orada halkın da onu. Aynen öyle. İnanın böyle. Böyle binlerce talep alıyoruz. Bunda da açıklık getirelim. Bu sadece televizyon kanallarıyla yapacağımız bir ortak taksi çağırır gibi. Umarım o günleri de göreceğiz. Hüseyin Bey'i takip edip UFO çocukla. Ben görsem öyle bağırırım. Gelin buraya diye.
Ama önümüzdeki süreçte umarız öyle toplu gözlemler de olacak. Sizi bekliyoruz ama. Ya ben çok istiyorum ama şimdi sizin ben Kumburgaz'a gelmeyeyim. Hemşehriye de konferansa da gelmek istiyorum da. Kumburgaz'a gelmek istiyorum. Evet. Fakat biz o tarihlerde çalışıyoruz. Evet. Allah'tan Hüseyin de meraklı. Hüseyin bir güzellik yapar da yayını oradan yaparsak. Ay düşünsene Hüseyin biz yayındayken gelirlermiş. O tüm dünyada olay olur artık. Sen ne diyorsun artık? Artık benim dünyaca keşfedilmemiz zamanı. Aynen, dünya çapında. Yani böyle gözlemler nasıl yapıyor? Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Teşekkür ediyorum.